Biz de seni görünce daha iyi olsun. Nasıl sevindim, nasıl sevindim. İçimden ağlamak geliyor. Nasıl sevindim sizin geldiğinizi. Onlara bu duayı ettirenler Sarayönü ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriydi. Bilişim teknolojileri alanında eğitim gören 70 kız öğrenci, edebiyat öğretmenleri Fadime Büyük Özdemir'in hazırladığı Temizlik Bahane projesinde görev aldı. Bu pandemi döneminde yaşlılar çok fazla eve kapandılar. Gençler de çok fazla internetle uğraşmaya başladılar. Biz şunu istedik. Hem yalnız kalan yaşlılara dost olalım. İşte onlarla muhabbet edelim. Onlara bir farklılık olsun. Hem yardım etmiş olalım, hem arkadaş olalım istedik. Hem de internette çok fazla haşır neşir olan, artık interneti alışkanlık haline getiren gençlerin aslında o sosyal medyada gösterilen sanal dünyanın dışında gerçek hayatların olduğunu göstermek istedik. İlçede tek başına yaşayan yaşlıları tespit eden öğrenciler çat kapı ziyaret yaptı, ellerindeki süpürge ve küreklerle bahçelerini temizledi. Aslında temizlik bu ziyaretlerin bahanesiydi. Aslında biz o yaşlı ve yalnız insanların hayırlı komşu kızları rolünü üstlendik diye. Pandemi sürecinde daha da yalnızlaşan yaşlı vatandaşlar karşılarında öğrencileri görünce şaşırdı. Nasıl sevindim, nasıl sevindim. İçimden ağlamak geliyor. Nasıl sevindim sizin geldiğinizi. Kimsem yok kızım, kapım açan yok hiçbirim. Hepiniz geleceğimizin bir adamı olun kızım. Yaşlı insanların hayır dualarını alan öğrenciler de projede yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Teyzemize yardım ediyoruz. Bahçesini temizleyememiş. Yaprakları temizlemeye yardım ediyoruz. Çok sevindiğini söyledi, çok mutlu olduğunu söyledi. Kimsenin ona yardım etmediğini söyledi ve biz yardım ettiğimiz için fazlasıyla sevindiğini söyledi. Biz de mutlu olduk bu gibi şeyler söylediği için. Bizi torunları olarak gördüğünü söyledi. Biz de fazlasıyla sevindik. Teyzenin yerinde ileride biz de olabiliriz. Ve o yüzden fazlasıyla biz de gerçekten duygulandık.